Bugüne kadar 40 milyon kişinin ölümüne sebep olan AIDS ile ilgili farkındalığı arttırmak adına 1 Aralık Dünya AIDS gününe özel açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Kıvanç Şerefanoğlu, 2021 yılında 650 bin kişinin HIV ilişkili hastalıklar nedeniyle öldüğünü ve bir yıl içinde 1,5 milyon kişinin daha HIV virüsünün kaptığını dile getirdi. Dünya genelinde 40 milyon kişinin bugüne kadar ölümüne sebep olan AIDS ile ilgili farkındalığı arttırmak adına 1 Aralık Dünya genelinde AIDS Günü olarak anılıyor. Pandemi sonrasında Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre AIDS HIV enfeksiyonu vakalarında artış yaşandığına dair uyarılarda bulunan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Kıvanç Şerefanoğlu 2021 yılında 650 bin kişinin HIV ilişkili hastalıklar nedeniyle öldüğünü ve bir yıl içinde yaklaşık 1,5 milyon kişinin daha HIV virüsünü kaptığını dile getirdi. Dünya Sağlık Örgütü'ne verilerine göre yaklaşık olarak 1,5 milyon gibi bir HIV vakası saptandı. Bunda da dediğim gibi daha önceden tanı konulamayan vakalara bağlı yayılma olmuş olabilir. Türkiye'de HIV enfeksiyonu maalesef kontrol altına tam olarak anılabilmiş değil. birçok bilinmeyen vaka var. Ancak 2001 yılı, 2021 yılı itibariyle Türkiye'de maalesef HIV'in azaldığını söyleyemiyoruz. Halen bir artış trendi var. Şeref Hanaoğlu Türkçe açılımının insan immun yetmezlik virüsü olan HIV hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı. HIV enfeksiyonu ile ilgili olarak terminolojiyi doğru bilmemiz gerekir. HIV virüsünü taşıyan kişiye HIV pozitif birey adını veriyoruz. Yani HIV mikrobunu taşıyor olmak AIDS demek değil. HIV taşıyan her bireyin e, ifade ettiğimiz şekli HIV pozitif birey. Şayet HIV enfeksiyonu tedavi edilmez ise yıllar içinde yaklaşık 5 ila 10 yıl içinde ileri safhaya ulaşır. Buna da AIDS diyoruz. Yani AIDS HIV enfeksiyonunun ilerlemiş halidir. Ama, ama...